Sevgili mutfaktan herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde iki sefer üst üste hazırlamış olduğum enfes kurabiyelerimin tarifini sizlerle de paylaşmak istedim. Hiç vakit kaybetmeden bu güzel kurabiyelerin yapımı için gerekli malzemelerimi sayarak başlamak istiyorum. Öncelikle kurabiyemin yapılışı için gerekli olan 250 gram katı yağa ihtiyacım var. Arzu edenler tereyağı, arzu edenler margarin kullanabilir. Yağınızın oda ısısında beklemiş olmasına özen gösterin lütfen. 250 gram katı yağın ardından yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı nişasta, 1 adet tam yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket de şekerli vanilin ilave edeceğim. Geriye kalan malzemelerimi de hamurumu yoğurduktan sonra ilave etmek üzere kenarda bekletiyorum. Şimdi yoğurma kabıma almış olduğum malzemelerimi elimle önce şöyle biraz bir karıştırıyorum. Ardından yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Ben kurabiye hamurumu yoğururken 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla toplam 4 su bardağı un kullandım. 3,5 su bardağı un ilavesinden sonra hamurumun dörtte birini ayrı bir yere ayırarak geriye kalan sade hamurumun içerisine unumu ilave ettim ve tekrar yoğurmaya devam ettim. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur olması lazım. Rahat şekil verebileceğiniz yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun lütfen. 3,5 su bardağı un ilavesinden sonra dediğim gibi yaklaşık dörtte biri, hatta birazcık daha fazlası bir parçasını hamurunuzun kenara ayırın. Onun içerisine kakao ve kenarda bekleyen damla çikolata ve cevizimizi ilave edeceğiz. Sade hamurumun içerisine de kalan yarım bardak unu bir ilave ederek tekrar toparlanıncaya kadar hamurumu yoğuracağım. Kenara ayırmış olduğumuz hamurumuzun içerisine diğer malzemelerimizi ilave ettikten sonra kurabiyelerimizin iç dolgusu olarak kullanacağız. Sade hamurumun içerisine ununu ilave edip güzel kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra yoğurma kabımın içerisinden sade hamurumu alacağım. İçerisine ayırmış olduğum küçük parça hamurumu koyacağım. Küçük parça hamurunuzun üzerine un ilave etmenize gerek yok. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar kakao ekleyeceğimiz için sade hamurumuzla aynı kıvamda olacaktır. İlave etmiş olduğum kakaomu da hamuruma güzelce yedirdikten sonra kenarda bekleyen yarım su bardağı iri kıyılmış cevizimi ve yarım su bardağı damla çikolatamı da ilave edeceğim. Kısa bir sürede bu malzemelerle yoğurduktan sonra artık kurabiye hamurum hazır. Kakaolu hamurumu da güzelce yoğurduktan sonra yaklaşık 40-42 adet eşit büyüklüklerde bezelere böleceğim ve elimde yuvarlayarak şeklini vereceğim kurabiye hamurlarımın. Kurabiyelerinizin boyutlarını benim hazırladığım boyutlardan daha büyük veya daha küçük istiyorsanız eğer 40 parçaya bölmüş olduğunuz beze sayınızı çok daha fazla arttırabilirsiniz ya da daha az hazırlayarak daha büyük boyutlarda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kakaolu hamurunuzdan kaç adet beze elde ediyorsanız sade hamurunuzu da aynı şekilde sayıya eşit büyüklüklere bölerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz şekil verme aşamasında. Ben zamanım kısıtlı olduğu için sade hamurumu da bezelere bölerek hazırlamadım. Elimden geldiği kadar eşit büyüklüklerde kopartarak hızlı bir şekilde şekil vermeye çalıştım. Ama dediğim gibi eğer geniş bir zamanda hazırlıyorsanız mutlaka sizler kakaolu kurabiye hamurunuzun adetince sade hamurunuzu da bölün. Elime almış olduğum bir parça sade hamurumu biraz yuvarlayıp büyüttükten sonra içerisine bir adet kakaolu hamurdan koydum ve sade hamurla her tarafını kapattım. Keskin bir bıçakla videoda gördüğünüz şekilde kenarlarına kesikler attım ve ortasına küçük parmağımla bir çukur oluşturdum. Ben bugün dışı sade, içi kakaolu olarak hazırladım ama kakaolu kurabiyeleri daha çok seviyorum diyorsanız tamamen tersi bir şekilde hazırlayabilir. İç dolgusunu sade olarak, dışını da kakaolu olarak hazırlayabilirsiniz. Yine sade hamurunuzun içerisine ceviz ve damla çikolata ilave edebilirsiniz. Kurabiyenizi şekillendirdikten sonra ortasında oluşturduğunuz çukur daha düzgün görünümlü olsun istiyorsanız bir kurşun kalem boyutunda uygun bir aparatınız varsa onunla da oluşturabilirsiniz ortasındaki çukuru. Kurabiye hamurum bitinceye kadar aynı işlemleri tekrarlayarak kurabiyelerimi hazırlıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen.
Kurabiye hamurumuz o kadar güzel kıvamlı ki arkadaşlar. Bu arada şekil verirken şekil vermekten ziyade oynamak istiyor insan. Gerçekten hazırladığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kıvamı müthiş. Bu arada kurabiyelerinizi hazırlarken sonuna doğru fırınınızı 180 derecede yaklaşık 10 dakika kadar ön ısıtma yaparsanız kurabiyeleriniz fırına girdikten sonra pişerken çok fazla yayılma yapmayacaktır. Mümkün olduğunca ön ısıtma yaparak pişirmeye çalışın kurabiyelerinizi. Dışı mantolu olarak son kurabiye hamuruma da şekil verdikten sonra geriye birkaç adet kakaolu bezem kaldı. Onları da birbiriyle birleştireceğim. Yine aynı şekilde hazırlayacağım görünüm olarak. Artık kurabiyelerimin tamamını hazırladım. Dediğim gibi önceden 180 derecede yaklaşık 10 dakika kadar ısıtmış olduğum fırınımda alttan ikinci rafta kurabiyelerim hafif pembeleşinceye kadar pişirmeye devam ettim. Lütfen pişme esnasında fırınınızın başından çok fazla ayrılmayın. Pişme süresi ve konumu fırından fırına mutlaka değişiklik gösterecektir. Çok fazla kızarmasına müsaade etmeden fırından kurabiyelerinizi alın. Hafif pembeleşmesi yeterli üzerinin. Kurabiyelerim pişip soğuduktan sonra onlar dinlenirken ben de ayrı bir yerde bir miktar bitter çikolata ve bir miktar kahvaltılık çikolatayı Benver usulü erittim. O da ısısında sıkılabilecek bir kıvama gelinceye kadar beklettim. Kıvamı biraz koyulaştıktan sonra yıldız uç takmış olduğum krema sıkma torbasına çikolatalarımı aktardıktan sonra kurabiyelerimin ortasındaki boşlukları bununla süsledim. Yine süsleme kısmı tamamen tercihinize kalmış. Arzu edenler ortasındaki boşluğa marmelat veya reçel de koyabilir veya beyaz çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Ben normal çikolatayla süsledikten sonra üzerine saklama kutusuna kaldırınca birbirlerine yapışmaması ve aynı zamanda da güzel görünmesi için Antep fıstığı serpiştirdim. İsteyenler fındık da serpiştirebilir veya kıyılmış ceviz de serpiştirebilir. Hangisini seviyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerimin üzerinin çikolataları da yeterince sertleştikten sonra uygun bir servis tabağına aktaracağım ve sizlere bir parça alarak iç dokusunu da göstereceğim yakından. Bu arada diğer tepside görünen üzümlü pastane kurabiyelerimin videosunu da dün kanalımda paylaşmıştım. Arzu ederseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim çok ama çok lezzetli kurabiyelerden bir tanesidir. Aynı zamanda uzun ömürlü kurabiyelerden bir tanesidir. Bu arada bu güzel kurabiyeleri sevgili Huzeyfe'nin kanalında gördüm. Onun tarifine birebir sadık kalmasam da kendi sevdiğim tarifimin üzerine bu güzel şekli uygulayarak güzel bir kurabiye elde etmiş oldum. Mutfağıma kazandırmış olduğu bu pratik ve şık sunumlu güzel kurabiyeler için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeterince soğuyan ve süslenen kurabiyelerimden hemen bir tanesini alarak şöyle bir ısırık alıp sizlere güzel iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. O kadar muazzam ve o kadar nefis bir lezzet ki dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle denemenizi çok tavsiye ettiğim kurabiyelerden bir tanesidir. Kurabiyelerinizin yapımında kullanmış olduğunuz kakaonuz eğer çok koyu renk veren bir kakao ise içerisine 1,5 yemek kaşığı kakao ilave etmeniz de yeterli gelecektir. Ya da çok soluk bir renk elde etmişseniz kakao miktarını çok hafif arttırabilirsiniz. Yine çok güzel bir tarif ve keyifle hazırlamış olduğum bir videonun daha sonuna geldim. Ümit ediyorum sizler de keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi dilimin döndüğünce tüm detaylarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.